Bölüm 1 Baloda. Yangının neşeli ve coşkun alevleri köşkün çatısını yalıyordu. Birinin güçlü ellerindeydin. O kadar halsizdin ki elini kolunu kaldıramıyordun. Agatha, boğazın tahriş olmuş, başın dönüyordu. Gözlerini kapatamıyordun ama yangının çatırtı seslerini duyuyor. Siyah pencere boşluklarına bakıyordun. Agatha. Agatha, kendinde misin? Kurumuş dudaklarını yalayıp yavaşça başını salladın. Bilincin yavaş yavaş dönüyor, kendine geliyordun. Yine yangını düşünüyor belli ki. Ne yapacağız seni böyle? Kısa bir hareketle seni kendine çekip kollarını boynuna ve omuzlarına sardı. Geçti artık Minkara. Kimse sana zarar veremez artık. Agatha, konsantre ol, dikkatini bana ver. Ağır ağır nefes alıp ona boş bakan gözlerini kaldırdın. Frederick anlayışla kaşlarını çattı, endişeyle parmaklarını oynattı. Şu an zor bir dönemden geçiyorsun, anlıyorum. Ama özellikle bu sebeple kendini bırakmaman lazım. Bir an önce Annette'ın bütün işlerine hakim olman lazım. Ayrıca seni Charles'tan saklamamız gerek. Kendisi nerede olursa olsun. İstem dışı tüylerin diken diken oldu. Sam ürperdi. Goodman diyor ki biz... Duraksadı. Yüzü hafiften soldu. O gecedeki bütün kamera kayıtlarını kontrol edeceğini söyledi. Belki de biz Charles'ın kaçarken kullandığı aracı bulabiliriz belki de. Ona bakmadan başını onayla salladın. Fırsat bulup onunla baş başa konuşmam lazım galiba. Sonuçta bütün kariyeri benim yüzümden pamuk ipliğine bağlı şimdi. Goodman'a minnettar olduğumuzu ve bilgi için teşekkür ettiğimizi bildirsem, balo konusuna gelirsek. Süslü zarf. Bayan Agatha Harris, Rus yardım balosuna davetlisiniz. Neden Rus? Çünkü esas iş ortaklarımız hep orada olacak. Hızla arkana baktın. Yabancı bir kız kapıda duruyor. Direkt sana bakıyordu. Selam Eva. Çok dakiksin. Beyler, Agatha, tanıştırayım. Eva Sky, Annette'ın yardımcısı. Annette'ın en iyi arkadaşı Eva'ya referans olmuş. En iyi arkadaşı mı? Kimmiş o? Genç kız odayı inceleyip erkekleri selamladı. Erkekler de onu selamladıktan sonra kız bir adım öne atıp kararlı bir hareketle elini uzattı. Sizinle bizzat tanıştığımıza çok sevindim Agatha. Ne yapmalı? Elini sık, elini görmezden gel. Eva'da iyi bir izlenim bıraktın. Sıcak bir tavırla geniş geniş gülümsedin. Ben de sevindim. Eva, yine de... Üzgünüm ama Enid sizden hiç bahsetmemişti. Bana sen diye hitap edebilirsiniz. Onunla kısa süre çalıştık. De anladığım kadarıyla Enid çalışanları hakkında konuşmayı sevmezdi. Doğru. Agatha, Eva senin işine çok yarayacak. Bir kere kendisi Annette'ın işleri hakkında hepimizden çok bilgiye sahip. İkincisi iş dünyasına dair görgü kurallarına çok hakim. Baloda sana yardımcı olur. Genç kız onur dolu bir tavırla sessizce Frederick'e bakıp başını eğdi. Biri bana söyleyebilir mi artık? Bu balo ne alaka? Rus balosunda bazı iş ortaklarımız toplanır. Annette onlarla iletişim kurmak için baloyu her sene ziyaret ederdi. Bu sene Rusya'dan yapılan ağaç ithalatı konusunda anlaşmayı yenilememiz gerekiyordu. Genç kız iç geçirip yere baktı. Yine bir sorun var yani. Halbuki ben bu işi istemiyorum bile. Antoni sana her şeyi anlattı ya. Sen hisse satışına hakkı olmayan geçici bir yetkili konumuna sahipsin. Öngörülen tarih gelmeden miras kısmını düşünmeyelim derim. Şimdi çözmen gereken başka mevzular var. Peki o baloda ben ne yapacağım? İyi görüneceksin, tatlı tatlı gülümseyeceksin ve herkese kendini beğendirmeye çalışacaksın. Seni severlerse anlaşma cebimizde demek. Parmaklarını kilitledi, bekledi. Hepsi bu kadar mı? Bir de benimle dans edebilirsin. Topuklarına dikkat et yeter ki. Eva hızla Alexander'a dönüp gözlerini kıstı. Bayan Agatha çocukluğundan beri çok iyi dans eder. Ayrıca henüz hiç dans partnerini düşürdüğü olmadı. Bazılarına nazaran... Alexander gözlerini fal taşı gibi açıp uygun bir cevap ararken Eva çoktan ona sırtını dönmüştü. Alexander'ın ilk defa bir durumda cevap veremediğini gördüm. Sam şaşkınlıkla güldü. Frederick ise kaşını kaldırdı. O nasıl da laf soktu. Bu bilgiye nereden sahip acaba? Bu kız benim için gerçekten de faydalı olur galiba. Neyse, neyle başlayalım? Herkes Eva'ya dönünce kız anında asker gibi doğrulandı. Baloya 2 gün var. Görgü kurallarına hakim olmak için yeterince vaktimiz var. Etrafa kaygıyla bakınıp dar kapıdan geçerek çatıya çıktın. Ilık ilkbahar havası her tarafını hafif aromalarla sardı. Durup keyifle derin bir nefes aldım. Londra için hava aşırı iyi değil mi? Ne yapmalı? Rastgele vur, çığlık at. Hiç düşünmeden yumruğunu sesin geldiği tarafa indirdim. Hey, sakin ol, benim ben. Karanlıkta niye sessiz sessiz yaklaşıyorsun? Uzun süredir burada duruyordum zaten. Sen beni fark etmedin. Yavaşça nefes verip sakinleşmeye çalıştım. Affedersin, ben biraz gerginim sadece. Anlıyorum. Charles yüzünden değil mi? Evet. Eva da sana hiç acımıyor bakıyorum. Elini havada salladın. Teyzemin bana öğrettiklerini unutmamışım meğerse. Durum o kadar da kötü değilmiş. Ama yoruldum evet. Biraz hava almak için kaçtım işte. Doğru ya, Sam ile baş başa konuşacaktım. Duraksayıp doğru kelime bulmaya çalıştım. Sam, ben istiyordum ki... Agatha, ben istiyordum ki... Aynı anda susup güldünüz. Önce sen. Demek istedim ki... Ah Sam, işini kaybettiğin için çok üzgünüm. Henüz kaybetmedim. Neredeyse kaybettin benim yüzümden. Genç adam korkuluklara dayanıp gözlerini kıstı ve hafifçe gülümseyerek sana baktı. Ben de tam bu konuda endişelenme diyecektim. Endişelendiğimi biliyor muydun yani? Yüzünden her şey belli oluyor Agatha. Bu benim kendi kararımdı. Bilinçli bir karardı. Senin hiçbir suçun yok. Lütfen kendini suçlamayı bırak. Dudağını ısırıp kaygıyla kaşlarını çattın. Sen bir süre seni izledi. Sonra neşeli neşeli sırıttı. Gerçekten de bu durumu düzeltmek istiyorsan bana yardım edebilirsin. Nasıl? Öp beni. Ne? Ciddi ve sakin bakan gözlerini senden ayırmıyordu. Ne yapmalı? Dediğini yap, şakaya vur, reddet. Yani Alexander'cığım var maalesef. Mümkün olduğu kadar ciddi bir ifade takınıp elini havaya kaldırdın. Parmaklarını dudaklarına dokundurdun. Uçlarında hafif ruj izi çıkmış. Gözlerini genç adamın gözlerinden ayırmadan elini uzattın ve parmaklarınla yanağına dokundun. Sen birkaç saniye boyunca hareketsiz kaldı. Dudakları ince bir çizgi haline geldi. Genç adam gözlerindeki hüznü saklayarak gülümsedi. Dur bir saniye, birazdan kıyafet çıkacak, hileyi açayım. İşte canı sıkılmış bir erkeğin ihtiyacı olan şey. Biraz entrika, biraz ateş. Durumdan güzel bir şekilde kurtulmayı biliyorsun Agatha. Yılların tecrübesi. Üşüyor musun? Üşüyüp üşümediğini anlamaya çalıştın. Biraz serin aslında. O zaman belki gidip çocuklarla çay mı içsek? Onayla başını salladın. Birbirinize bakmadan çıkışa yürüdünüz. Arkanızda kalan Londra gecesi ışıl ışıldı. İki gün sonra odanın içinde endişeli endişeli dolaşırken parmaklarını çıtırdatıyordun. Agatha, gerçek bir hanımefendi parmaklarını çıtlatmaz. Ay, bu elbise ne kadar güzelmiş. Rachel nerede kaldı ya? Geldim. Ay, bunun da rengi çok güzel. Genç kız kapıdan zar zor geçerek peşinden koca poşetleri sürükledi. İşte aslında ilk kez baloya gidecek bir hanımefendinin elbisesi mütevazi olmalı. Kendimi tutamadım. Tereddütle kıza yaklaşıp poşetleri açtım. Burada yine hilemiz açık arkadaşlar. Maviyi alacağım tabii ki de. En gösterişlisi neyse onu alırım. Bununla gidersen diğer kızların hiç şansı olmaz. O kadar dikkat çekmenin lüzumu var mı bilemedim. Ama gerçekten inanılmaz görünüyorsun. Rachel önünde durup tatlı tatlı gülümsedi. Eli yumuşak bir hareketle omzuma dokundu. Bu ilk balon. Çok heyecanlı ya. Sana orada destek vermek çok isterim. Her şey güzel olacak. Hiçbir konuda endişen olmasın. Eva'nın soğuk bakışı seni baştan aşağı taradı. Endişe etmemen için sana daha sağlam bir sebep verebilirim. Bir balonun görgü kurallarına ne kadar hakim olduğunu kontrol edelim. Kaygılı iç geçirdin. Evet, yabancı biriyle tanıştırıldığın zaman ben ilk önce ismimi söylüyorum. O kişiden sonra kendimi tanıtırım duruma göre. Doğru. O kişi sosyal statü olarak senden aşağıdaysa ve o kişi bir erkekse ismini önce o söylemeli. O kişi bir kadınsa ve sosyal statü olarak senden üstünse ilk adımı sen atıyorsun. Sonra dans. Bir erkeğe dans konusunda hangi durumda hayır diyebilirsin? Şu durumda: başka birine söz verdiysem, dans etmek istemiyorsam, ondan hoşlanmıyorsam. Aferin sana. Balonun resmi kısmı danstır. Dans etmemek olmaz. Ancak başka birine dans sözünü verdiysen veya yorulduysan birinin teklifini reddedebilirsin. Veya o kişiyle 3 kere dans ettiysem. Aynen. Ve son. Bir tartışmaya dahil edildiğinde ne yapmalısın? Ben konuyu değiştiririm. O tartışmanın galibi olurum. Kaçarım. Ama o esnada kibar ve nazik olmaya çalışmalısın. Ve kimsenin ağzını burnunu kırmamalısın. İdealinde. Kızlar, makyöz geldi. Biz tamamız. Agatha, sen makyajını seç. Pembe şıklık. Mavi flor. Narin nude. Ben tüm makyajlarını beğendim Agatha'nın ya. Bunu alalım. Makyöz yüzünle uğraşırken Rachel ile Eva arkanda sert bir tartışmaya geçtiler. Sonunda onlara dönebildin. Ne kavgası bu? Saçına karar veriyoruz. Hey, bu kararda benim de katkım olsun bari. O zaman şu 3 modelden birini seç. Özel, baharlık, derli toplu. Ya ben normalde bunu çok beğendim ama bu elmassız seçenek sanırım. Kıyafetimize bu uyuyor diye bunu aldım. Rachel seni görünce sevinçle ellerini çırptı. Of, ben de seninle o baloda dans etmek istiyorum. Bu ne güzellik. Korkarım öyle bir şansın olmaz. Onun da herkes dans etmek isteyecek. Ay, hilemizi kapatalım. Herkesle dans etmek istemem belki. Kapı çaldı ve Alexander her zamanki gibi direkt içeri daldı. Evet, hazır kaldı. Lafı yarım kalmış, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yavaş, çok yavaş bir şekilde bakışıyla senin baştan aşağı süzdü. Kendimi çıplak mısın gibi hissettim nedense. Yanakların yanmaya başladı. Silahlı korumaları tutmamız gerektiğini neden söylemediniz? Niyeymiş? Bir sürü hayrana karşı seni savunmak zorunda kalacağımız için. O da Alexander'ın ardından içeri girip seni görünce hayran kaldı. Beni utandırıyorsunuz. Bu çok iyi işte. Belki etkilenip bizden bir adım uzaklaşmazsın. Hanımlar, beylerimizi bölüşelim. Ama 3 kişiyiz. Beni düşünmeyin. Yanımda biri olacak. O zaman... Alexander'ı seçiyorum. Rachel'i seçiyorum. Sam'i seçiyorum. Alexander'cığımı seçiyorum. Ağzının kenarları hafif bir tebessüm ile yamuldu. O zaman vals benim olsun. Alexander ile ilişkimiz güzelleşti. Nasıl da kendinden memnun şerefsiz. Hiçbir şey için söz veremiyorum Monsieur. Ya orada senden daha yakışıklı biri olacaksa? Alexander sadece güldü ve davetkar bir hareketle kapıyı gösterdi. Kırmızı halının üzerinde, kamera ışıklarının altında. Kendimi biraz Hollywood yıldızı gibi hissediyorum. Ve Hollywood'a da gidebilirdim aslında. İsmimi Emma olarak değiştirirdim. Birkaç ödül alırdım. Ama yok, burada kalıp milletin bitmeyen dertleriyle uğraşıyorum. Salonun aydınlatması seni birkaç saniyeliğine kör etti. Takım elbiseli erkekler, güzel elbiseli kızlar, canlı bir orkestra ve çiçekler, her yerde çiçekler. Böyle avizelere bakmaktan daima korkarım. Gerçekten ama her baktığımda ya düşerse diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Kıkırdayıp Sem'in endişeli bakışını görmezden geldin. Cesurca öne adım attın. Gururla başını kaldırdın ve omuzlarını açtın. Bir ünvanım olmamasına rağmen resmen bu dünya için yaratıldığımı hissediyorum. Erkeklerin uzun ve dikkatli, kadınların ise kıskanç bakışlarını fark ettin. Partnerin elini daha sıkı tutmaya başladı. Hah, ne oldu? Kıskandın mı? Kıyafetin baloda bomba etkisi yarattı. Küçük grubunuz içki masasına yaklaştı. Kavalyen anında senin için 3 çeşit şampanya ve bir kadeh şarap hazırlattı. Seç. Dur tahmin edeyim. Beni kör kütük sarhoş edip çaresiz halimden mi faydalanacaksın yoksa? Aynen. Bir köşeye sıkıştırıp sana Hitler'in Benim Kavgam kitabından özenle seçilmiş alıntıları okuyacağım. Bunu duyunca ürperdin ama şampanyayı yine de aldın. Alexander, benimle dalga geçmekten hiç vazgeçmeyecek misin? Bir gün belki. Ne zaman? Tabutunun önünde veda konuşmamı bitirdiğimde. Ay. Yani eninde sonunda beni bitireceksin. Genç adam elindeki şampanya kadehini düşünceli düşünceli salladı. Alexander sana karşı çok hassas. Hayır, aslında hemen arkandan ölmeyi tercih ederim. Ya, kıyamam sana. En çok sevdiğin birinin ölümüne nasıl dayanırsın ki? Şaşkın şaşkın nefes verip yüzünü kadehle kapattın. Aşk itirafı gibi bir şey oldu bu. Lanet olsun. Bu hem çok tatlı hem de çok tuhaftı. Şampanyasını bir kenara bırakarak cebini yokladı ve içinden bir şey çıkardı. Arkanı dön. Yok artık. Bu tehlikeli olabilir. 1,5 dakika boyunca iyi bir kız olur Agatha. sırıtın ve tereddüt içinde sırtını döndüm. Kolye. Hızla dönüp yanaklarının kıpkırmızı kesildiğini hissettim. İşte şimdi mükemmelsin. Doğruca gözlerinin içine bakarak yavaşça öne doğru eğildi. Ilık ve biraz nemli dudakları yanağına hafif bir öpücük kondurdu. Sonra tekrar eline kadehini aldı ve tamamen kayıtsız bir tavırla salona döndü. Bir şekilde harekete geçmeliyiz, değil mi? Peki ne yapmamız gerekiyor? Sanırım ortamı yoklamamız lazım, rahat olmamız lazım. Birini tanırsan mutlaka söyle. Öncelikle faydalı bağlantılar kurmak için buradayız. Orkestra aniden sustu, hoparlörden bir kelime duyuldu. Baloya ilk kez gelenler için dans vakti, balo başlıyor. Ah teyzeciğim, zamanında bana tüm bu saçmalığı iyi ki öğrettin. Rachel sabırsızlıkla salonun ortasına baktı. Agatha, bana bu dansı bağışlarsan çok mutlu olurum. Ah, memnuniyetle. Sen başka sefer mi dans etsek? Almışım bu seçeneği, bir daha alayım. Sam ile ilişkiniz güzelleşti. Alexander kulağına doğru eğildi ve tutkuyla fısıldadı. Benden bu kadar kolay kurtulacağını düşünme. Bu vals benim. Omzunu silkip ona vurucu bir bakış attın ve salonun ortasına uçtun. Sam tarafından yönlendirildin ve kararlı bir şekilde çiftler arasına katıldın. Çok ciddisin. Şimdi seni gıdıklayabilsem keşke. Parmaklarını avcunun içinde gezdirdi. Dudağını ısırıp kıkırdadın ve omuzlarını iyice açtın. Yüz yüze geldiniz. Elini hafifçe genç adamın omzuna yasladın. Kemanlar nazikçe ilk notaları çaldı. Sam beline sarıldı. Güçlü ve sağlam vücudu aniden incelikle öne doğru eğildi ve seni çemberin ortasına sürükledi. Yüzünü hafifçe eğip dikkatle gözlerinin içine baktı. Sam, böyle dans edebildiğini bilmiyordum. Eva'dan balo öncesi bana en azından bir iki hareket öğretmesini rica ettim. Seninle dans etme fırsatını kaçıramazdım. Sana sıkıca sarılıp vücudunu kolayca havaya kaldırdı. Ellerini güçlü omuzlarına dayadın ve hafiften kıvırdın. Dudaklarını karnında hissettin. Sam, burada olmaz. Yırtıcı bir hayvan gibi gülümsedi ve seni yere indirip etrafında döndürdü. Oha, ne yapıyorsunuz be? Sonra da arkana geçip tekrar yavaşça öne atıldı ve seni çemberin çizgisinde sürükledi. Sam izleyicilerin dikkatli bakışlarının altında çemberi yemin adımlarla tamamladı ve tekrar belini tutuyor, seni havaya kaldırıyor ve hafifçe karnını öpüyor. Bu kez başını arkaya atarak güldün. Çok kötüsün. Ve yere inip tüm görgü kurallarının aksine kulağının yanına kısa bir öpücük kondurdun. Bana çok yakın duruyorsun, kurallara aykırı. Sen kurallara göre mi dans etmek istiyorsun? Yanıt olarak eğildi ve kulak memeni ısırdı. Kurallara uyuyorum. Kurallar iyidir ama onları çiğnemek daha da iyidir. Kendi etrafında dönerken tekrar güldün. Dönüş ve havaya kalkış. Başın dönüyor. Orkestra güzel bir melodi çalıyordu. Ve son nota çalınca durdun. Ağır ağır nefes alırken genç adamla yüz yüze geldin. Alkış duyuldu. Dans için teşekkür ederim hanımefendi. Ben teşekkür ederim efendim. Bir kez daha. Şakayla burnunu buruşturdun ve kaprisli kaprisli dudaklarını şişirdin. Düşünmem lazım. Sam kendinden memnun bir tavırla sırıtıp seni masanıza geri götürdü. Ve işte görgü kurallarını ihlal edenler. Burada herkes seni konuşuyor. Kibirli bir surat yaptın ve kadehine uzandın. Kadehi dudaklarına yaklaştırıp salona değerlendirici bir bakış attın. Elya. Ha? Bak orada, balkonda gördün mü? Peki yanındaki kim? Her ihtimale karşı öğrenmek güzel olurdu. Şimdi öğreniriz. Elbisenin kıvrımlarını düzeltip Elya'nın yanına gittin. Merdivenlerden çıkarken salona düşünceli bir bakış attın. Sadece birkaç adım daha, şimdi. Ağzını şaşkın bir oh çekerken açtın ve üst basamağa çarpıp tökezledin. Balkonun en kenarında duran Elya hızla arkasını döndü ve seni omzundan yakaladı. İyi misin Agatha? Ah Elya, burada ne işin var? Birine eşlik etmek için. Arkadaşına hızlı bir bakış attı. Igor'a yol konusunda yardım ettin ve o sana önemli bir isim söyledi. Kesinlikle bunun kim olduğunu biliyorum. Bizi tanıştırır mısın? Meşhur Harry Cheek ile, arkadaşın ile. Yabancı kaşlarını kaldırıp sana saygıyla baktı. Ne kadar bilgili bir kız ve ne kadar güzel. Elya güldü. Zarif bir el hareketi yaptı. Agatha, patronum Harry Cheek ile tanış. Bay Cheek, sizi Bayan Agatha Harris ile tanıştırmama izin verin. Yakın zamanda hayatını kaybeden Bayan Enid Silver Harris'in yeğeni. Tanıştığımıza memnun oldum Bayan Harris. Cenazedeki konuşmanızdan çok etkilendim. Çok duygusaldı. Ama ben seni hiç hatırlamıyorum amca. Cenazeye katılmaya zaman bulduğunuz için teşekkür ederim. Gelmemem imkansızdı. Sonuçta Annette bizim çok yakın bir iş ortağımızdı. Sana birden çok dikkatli ve keskin bir bakış attı. Ortak mı? Nasıl yani? Ben umuyorum ki biz de sizinle işbirliği yaparız. Hala Annette'in işlerini çözmeye çalışıyorum. Ama onun çalıştığı her bir ortağıyla tanışmaktan mutluluk duyarım. Cheek şaşkınlıkla kaşını kaldırdı ve arkadaşına baktı. Elya bariz bir şekilde gerildi. Bu arada bu adamın isminin okunuşuna da bakmadım. Umarım doğru söylüyorumdur. Agatha dans başlıyor galiba. Bu dansı bana bağışlar mısın? Şaşkınlıkla gözünü kırptın. Eğer onu reddedip burada durmaya devam edersem çok kaba ve aptalca bir davranış olacak. Sizinle dans etmekten mutluluk duyarım. Kibarca Harry Cheek'e veda edip salona indiniz. Orkestra hafif ve eğlenceli bir şey çalıyordu. Dans eden çiftlerin arasına girdiniz. Elya'nın kocaman eli rahatça beline sarıldı. İri ve kaslı vücudu üzerinde eğildi. Vay canına, ne kadar büyüksün. Bu bir artı mı yoksa eksi mi? Aslında büyük adamları severim. Bu biraz korkutucu. Elya ile ilişkiniz güzelleşti. Cilveli cilveli kol kasının üzerinde parmağını gezdirdin. Sırıttı. Şu an şaka yapasım var ama seni korkutmaktan çekiniyorum. Ne kadar cesur olduğunu göstererek güldün sadece. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Elya size fazla yaklaşan başka bir çiftten becerikli bir hareketle kaçtı. 3 adım daha attıktan sonra seni yavaşça geriye atıp aşağı sarkıttı. Sonra birden yukarı çekip neredeyse göğsüne bastırdı. Umarım burada olmam senin için hoş bir sürpriz oldu. Ona alttan bakarak cilveli cilveli gülümsedin. Elya, senin sadece bir kumarhane yöneticisi olduğunu sanıyordum. Tam olarak bir yönetici değilim. Yani yöneticiyim de sadece... Utanarak sustu ve seni yavaşça kendi etrafında döndürdü. Bir tarafa 2 adım attın ve hafifçe elini salladın. Sonra Elya sahiplendirici bir tavırla seni tekrar kendine doğru çekti. Fazla konuşuyorsun Elya. Anlat artık her şeyi. Genç adam beline sıkıca sarılıp ağır ağır içini çekti. Neden işleri unutup sadece dansın tadını çıkarmıyoruz? Sessizce omzunu çimcikledin. Neredeyse beni öldürüyordun. Dalga geçmeyi bırak. Ben Cheek'in kişisel asistanıyım. Onun sağ eliyim. Bu yüzden mi Charles'ın borcu konusunda benimle oyun oynayıp durdun? Bu yüzden, ama sadece bu yüzden değil. Değil derken... Elya sinsice gülümsedi ve seni tekrar hafiften aşağı sarkıttı. Dudakları kulağına çok yakınken fısıldadı. Hemen değil prenses. Annette'in işlerini çözdüğünde her şeyi anlayacaksın zaten. Bunun kulağa daha da belirsiz ve şüpheli geldiğinin farkında mısın? Elya sadece tilki gibi gülümsedi ve seni hızla kendi etrafında döndürdü. Onu bir kenara çekip bilgi edinmeye mi çalışsam? Hiçbir şey öğrenmesem bile yakışıklı bir adam. Elya, bunu da almamışım. Çok gizemli konuşuyorsun ve canımı sıkıyorsun. Dansın son akorları sanki kulağının dibinde gürledi. Elya şefkatle parmaklarını omzunda gezdirdi ve bir adım geri attı. Muhteşem dans için teşekkürler Agatha. İçinde bir yerlerde hayal kırıklığına uğradım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ve bir dahaki sefere bana her şeyi anlatacaksın. Gizemli bir şekilde gülümseyip karanlıkta kaybolmadan önce önünde eğildi ve gitti. Tamam, öyle görünüyor ki masama tek başıma dönmek zorundayım. Masana geldiğinde Rachel eline bir bardak su tutuşturdu. Kıskanç bakışlar atan Sam ile Alexander seni baştan aşağı inceledikten sonra rahatladılar. İlginç bir şey öğrendin mi? Pek değil, daha doğrusu ne olduğunu tam olarak anlayamıyorum. Onlara öğrendiğin her şeyi kısaca anlattın. O kumarhaneyi öyle hemen bırakmayacaktık. Ne yapacaktık ki? Sen orada bulunmak bile istemiyordun. Alexander, Sam'in bu söylediklerini gururla görmezden geldi. Öyleyse Annette'ın bu Harry Cheek ile arasında nasıl bir bağlantı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor, değil mi? Çocuklar, bence o adam Rus bu arada. Çok belirgin olmasa da bir aksanı var. Kumarhanenin Rus güvenliğe sahip olmasından şaşmamalı o zaman. Ah çocuklar, bunlar Rus mafyası olmasınlar. Erkekler gözlerini devirdi sadece. Sanırım bu mantıksız. Her şey mümkün ama... Annette bu tür işlere bulaşmazdı. Peki kaçak tablo ticareti ne olacak? Bunu duyunca herkes düşünceli bir şekilde sessizleşti. Sanırım gerçekten de bu yönde ilerlemeliyiz. Eva bize yardımcı olacak. Bu arada o nerede acaba? Ona eşlik edecek biriyle gelmesi lazımdı. Onu ben de görmedim. Salonu inceleyip asistanı bulmaya çalıştım. Onu bulalım hadi. Burada bir yerde olmalı. Herkes bir tarafa dağıldı. Yüksek otorite yolu. Ama sen salonun içinde daha 5 adım atmazken hayranların önünü kesti. İlk daveti daha yeni dans ettiğini sebep göstererek reddettin. Ama hemen akabinde 2. ve 3. davet geldi. Attığın her bir adımla yeni bir dans daveti alıyordun. Bayan Agatha Harris. 2. kata çıkmaya çalıştığında yanına genç bir adam geliverdi. Neredeyse tökezliyordun ama o sana hemen elini uzattı. Ah merhaba. Birbirimize tanıtılmadık. Ancak bunu yapabilecek bir arkadaşım yok. Kendime sizi tanıtırsam bunu bir hakaret olarak görür müsünüz? Doğruldun. Yorgun yorgun içini çektin ve onayla başını salladın. Yalnız bana buradaki herkesin adımı nereden bildiğini açıklarsanız. Genç adam salona bakıp güldü. Bu da gayet tatlıydı ha. Bilmiyor muydunuz? Teyzeniz burada çok meşhurdu. Kendisini ben de çok iyi tanır ve severdim. Christopher Codogan hizmetinizde. Neydi o ya? Soyadını okuyamadım. Christopher hafifçe eğildi. Çok sayıda davet aldığınızı biliyorum ama belki bir şansın vardır. Seni acındırmaya çalışıyormuş gibi yüzünü acıklı acıklı buruşturdu. Güldün. Ben onur duyarım, sadece bu konuyu düşüneceğim. Christopher davetine verdiğin tepkiden memnun. Tam olarak kimi? Belki size yardım edebilirim. Eva Sky adı size bir şey söylüyor mu? Adam birkaç saniye düşündü, sonra yavaşça başını salladı. Maalesef korkarım öyle birini tanımıyorum. İzin verirseniz aramaya devam edeceğim. Sizi nerede bulabilirim? Sütunun yanındaki şu masada görüyor musunuz? Christopher minnetle gülümsedi ve başını hafifçe eğdi. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. Adamın arkasından bakıp içini çektin ve merdivenlerden yukarı çıkmaya başladın. Merdivenin neredeyse ortasındayken Eva'nın yukarıda durduğunu gördün. Yanında uzun boylu, heybetli bir hanım vardı. Eva, her yerde seni arıyorum. Agatha, affedersin, bir türlü yanına gelemedim. Ellerini önünde katladı ve boğazını temizledi. Bayan Popovic, sizi Bayan Agatha Harris ile tanıştırayım. Bayan Agatha, arkadaşınız Enid'in yeğeni. Ne yapmalı? Önce sen merhaba de, bayanın sana merhaba demesini bekle. Genişçe gülümsedin ve elini uzattın. Sevgili teyzemin arkadaşıyla yüz yüze görüşmekten çok memnunum. Eva rahatladı ve onaylayarak başını salladı. Ana ve Eva, terbiyeli davrandığın için memnun. Ana da gülümsedi ve sıkıca elini tuttu. Sonunda seninle tanıştığıma çok sevindim Bayan Harris. Enid ne kadar başarılı olduğunu hep övünerek anlatırdı. Bayan Popovic, Bayan Harris ve ben bu akşam sizinle sohbet etmekten mutluluk duyarız. Ana başını salladı, parmaklarını birbirine sürttü. O halde 2. yemek için sizi masama davet ediyorum. Biz şeref duyarız, geliriz. Bayana elveda diyerek başını salladın, o da gülümseyerek başını eğdi. Kadın birkaç adım uzaklaştığında Eva fısıldadı. Güzel vedalaştın, aferin. Şimdi lütfen tekrar et, o kadınla ne konuşacağız? Tasarım mobilyanın üretimi için bize ahşap ithalatını yapıyor. Çok kaliteli ve çok ucuz ahşap, bunu dostumuz olduğu için yapıyor tabiri caizse. Buna ek olarak bizden ürettiğimiz mobilyanın bir kısmını ve bazı başka hizmetlerimizi de satın alıyor. O kadın çok önemli bir iş ortağımız Agatha. Onunla arkadaş olabilsen harika olur. Somurtup başını salladın ve salonu inceledin. 2. yemeğin çıkacağı zamanı bana söylersin değil mi? Tabii ki. Bu buluşmayı kaçırmana izin vermem. Seninle vedalaşıp uzaklaştı. Ancak masana geri geldiğinde hatırladın. Ona Harry Cheek'i soracaktım. Neredeyse unutuyordum. Salonun ortası bir anda boşaldı. Ortaya birkaç çift çıktı. Ah, tango başlıyor. Keşke tango bilseydim. Ben biliyorum ama Agatha bilmez. Nasıl yani? Harika tango yaparım ben. Ayrıca nakış ve güzel yemek de yaparsın. Tabii. Ne diyorsun ya? Tango yapabildiğini ispat et bana. Bir şey ispat etmeyi düşünmüyorum. İşin gücün laf Alexander. Alexander bunu bekliyordu sanki. Elini kapıp boğuk bir sesle fısıldadı. Sonra şikayet etme. Peşinden dans pistine giderken homurdandın. Müzik başladı. Çiftler hareketsiz bir şekilde bekliyordu. Partnerin bir elini sırtına koydu, diğer elini boynuna. Elbisen pek uygun değil. İlginç bir bahane. Masaya geri mi dönmek istiyorsun? Orkestra aniden tango melodisiyle patlayınca Alexander sana doğru birkaç adım attı. Hayır. Nefesini hızla verip kıvrandın ve ondan uzaklaştın. Alexander yana adım attı. Seni belinden tuttu ve eğilmeye zorladı. Belin direkt koluna denk geldi. Kolundaki sıcaklık neredeyse sırtını yaktı. Üzerinde eğildi ve dudakları boynuna 1 santim kala durdu. Uçucu bir hareketle bacağını kalçasına attın. Aynı zamanda onu hafifçe tekmeledin. Genç adam seni boşluğa bırakırken sırıttı. Hayır. Seni en aşağıda yakalayıp birden göğsüne bastırdı. Bana hayır mı dedin? Göğsünü bastırarak üzerine birkaç sert adım attı. Bunu söylemedim. Kaslı bacağı sana sürtününce nefesini tuttun. Eline kısa bir şaplak attın. O ise ellerini havaya kaldırdı. Birkaç adım geri gittin. Avını yakalayacağından emin olan vahşi bir hayvan gibi üzerine yürüdü. Bence tam olarak söylediğin buydu. Avucunun içi kürek kemiğine yattı. El ele tutuşup kollarınızı havaya kaldırdınız. Sağ bacağınla havada birkaç cilveli hareket yaptın. Elbisenin eteği etrafta uçuştu. Kemanlar coşmuştu. Alexander gülerek seni etrafında döndürdü. Yüzünü avuçlarının içine aldı ama sen hemen ellerini tutup üzerinden attın. Geniş ve hızlı adımlarla daire çizdiniz ve aniden bir okyanus dalgasıyla atılmış gibi 2 farklı tarafa dağıldınız. Geri döndü, yakışıklı, kızgın ve hızlı. Parmağını sallayarak onu yanına çağırdın ve genç adam aç bir kurt gibi sırıtarak 3 adımla yaklaştı. Öp beni. Ne? Dans bitmek üzere lilla keten. Ve ben dudaklarını istiyorum. Vücudun arzu içinde yanıyordu. Genç adam birden arkanı kendine döndürdü ve kasıklarını kalçana yasladı. Kollarını havaya kaldırıp boynuna sarıldın. Oh, çok iyi bir tango hareketi. Şimdi çiçeğim, öp beni. Çiçeğim mi? Ne yapmalı? Dediğini yap, alay et. Alexander ona itaat etmene bayıldı. Başını arkaya yaslayıp yüzünü ona döndürdün. Alexander dudaklarını nazikçe dudaklarının üzerinde gezdirip bastırdı ve hayatında seni son kez öpüyormuş gibi acımasızca sertçe dudaklarına yapıştı. Parmaklarının altında erkeğin boynundaki damar atıyordu. Ağır ağır nefes vererek ağzını senden ayırmıyor ve soluklanmana izin vermiyordu. Alexander, ayıp oluyor. Başlarım ayıplarına. Seni kendine daha çok yapıştırıp çeneni tuttu. Kalçanla pantolonundaki şişliği hissediyordun. İtibarım sonsuza dek mahvoldu. Gözlerine bakarak sırıttı. Buna değmediğini söyle. Doğrulturken dudağını ısırdın. Elini kalçandan çekmeden seni istemeye istemeye serbest bıraktı. Onurlu bir erkek olarak seninle evlenmeliydim. Ama mirasın peşinde olduğumu düşünmeni istemiyorum. Bunu duyunca ona döndün. Gözlerin fal taşı gibi açıldı ama o an alkış koptu. Eğilip masana dönmek zorundaydın. Dönüş yolunda Alexander gizemli bir şekilde sessizdi. Rachel ile Sam size hayranlıkla karışık öfkeyle baktılar. Eva bariz bir şekilde yargılayarak. Balonun kendine özgü bazı kuralları vardır Bay Nielsen. Uygunsuz davranışlar sergilediğiniz için artık davet edilmeyebilirsiniz. Gerek de yok zaten. Peki Bayan Harris'i hiç düşündünüz mü? Ah, onun için bir davetiye çıkartırım, merak etmeyin. Hiç olmadı kendi balonumuzu düzenleriz. Rock'n'roll'la tarzında. Eva homurdandı. Sen ise tartışmayı önlemek için aralarına girdin. Eva, Harry Cheek hakkında ne biliyorsun? Kız kaşlarını çattı. Başını bir tarafa eğdi. Onu nereden tanıyorsun? Bugün tanıştık. Genç kız salona bakarak yavaşça başını salladı. Onun hakkında burada konuşmak istemem. Belki balodan sonra. Herkes kulağını kabarttı. Peki balodan sonra o zaman. Bayan Harris. Arkana baktın. Soyadını unuttum. Lanet olsun. Hemen bir şey düşünmem lazım. Ah, size bir dans sözüm vardı. Şimdi vals olacak değil mi? Evet ve beni reddetmeyeceğinizi umuyorum. Reddetse iyi olur. Alexander, Christopher sizinle dans edeceğim. Christopher sana elini uzattı ve sen gergin bir şekilde gülümseyerek dans pistine geri döndün. Kibar vals melodisi eşliğinde Christopher seni belinden tuttu. Sen bir elini omzuna koydun. Diğer çiftlerin olduğu daireye dahil oldunuz. Adımları hafif ve uçucuydu. Genç adam seni ustaca döndürüyordu. Bir anda rahatladığını hissettin. İnanılmaz dans ediyorsunuz Agatha. Bugünlerde çok az kız vals konusunda bu kadar iyi olabilir. Teyzem eğitimim konusunda çok katıydı. Bana vals gibi temel bir dans hareketini öğretmeden rahat etmezdi. Bu kadın ne kadar akıllıydı. Yumuşak bir şekilde gülümsedin. Başını cilveli cilveli yana yatırdın. Yine de balo olayı bir harika. Nerede daha bu kadar çok dans edebileceğim ki? Christopher dansın ritmine uyarak daha hızlı hareket etti. Sana birdenbire gülme isteği geldi. Erkeğin kolunun arkasına yaslandın ki... Ah! Ne oluyor? Agatha! Vücuduna ağır bir darbe geldi. Havaya uçtun. Büyük bir gürültü yüzünden kulakların tıkandı. Yanağına bir şey çizdi. İnsanlar çığlık atmaya ve panik içinde koşuşturmaya başladı. Şaşkınlıkla kafanı kaldırdın. Devasa bir kristal avizeden kalan cam parçalarının içinde yatıyordun. Salonun ortasında Alexander'ın hareketsiz bedenini gördün. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşürüz.